Mutlu akşamlar. TVL 2 hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Tarihler 15 Nisan 2023 günlerden cumartesi. Ben Samet Yaşar Yıldız. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'de şehir hastanesi ve toplu açılış törenine katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Kıymetli hanımlar, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bay bay Kemal. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Affedersiniz, 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi? Hele hele az önce Önder Bey'in ifade ettiği gibi, kardeşlerim, Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Ne yaptılar bunlar, bu muhalefet? Yedili bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi. Emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler. Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomaside, ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Yurt dışından bay bay Kemal 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Ya sen devlet yönetmek nedir bilmezsin ya. Anlamazsın ya. Kim sana bu sözü veriyor? Sen hangi makamdasın da şu anda tefeciler sana böyle bir parayı vereceğinin sözünü veriyor? Dünyada böyle bir şey var mı? Ya biz devlet yönetiyoruz, devlet. 20 yıldır elhamdülillah bu devleti yönettik, yönetiyoruz. Peki sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bu tefeciler 2 gün sonra alacakları için devletin gelirlerine el koyunca işçi, memur ve emekli maaşlarını kim ödeyecek? Geçmişte öyle olmadı mı? Memurların maaşını ödeyemez hale gelmediler mi? Yatırımcılar köşelerine çekildiğinde yeni teknoloji ve üretim tesislerini kim kuracak? Oralarda çalışmak için sabırsızlanan gençlerimize istihdamı kim sağlayacak? Bu listeyi uzatmak mümkün. Ama mesele 14 Mayıs'ta milletimizin hangi siyaset dilini ve hangi siyasetçi modelini tercih edeceğidir. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var. Diğer yanda bay bay Kemal'in yalan, iftira ve yıkım siyaseti var. Bir tarafta ilkeler ve mefkureler birlikteliği olan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta tamamen proje mahsulü 7 ortaklı bir kumar masası var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uzay uydusu, gözlem uydusu İmece'nin uzaya fırlatılmasına yönelik bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Amerika'dan fırlatıldı İmece ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay teknolojisinde geldiği noktaya değindi. Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, İstikbalimizin teminatı, sevgili gençlerimiz. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Daha önce fırlatılması 3 kez ertelenen IMC uydusu bu sabah 9.47'de ABD'de bulunan uzay kuvvetleri üstünden yörüngesine fırlatıldı. Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı IMC yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. IMC'nin uzay yolculuğunun başladığı sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir video mesaj yayınlandı. Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatışına kadar bütün aşamalarına emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. IMC'yi Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik dedi. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, IMC uydusunun milli savunmadan afet yönetimine kadar pek çok alanda gözümüz olacağını belirtti. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. IMC uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak. Erdoğan, IMC uydusunun Türkiye'nin bu zamana kadarki en gelişmiş gözlem uydusu olacağını da sözlerine ekledi. Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü IMC uydusunu Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. IMC uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektrooptik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz. IMC uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu projeyle gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik. Yüksek çözünürlüklü yerli ve milli uydumuz IMC'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezilerine başladı. Biliyorsunuz Trabzon'a gitmişti ve bugün de Giresun, Ordu, Samsun ziyaretleriyle bu gezilerini sürdürdü. Önce Giresun'daydı İmamoğlu, ardından da Ordu'ya, Altınordu'ya, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Binlerce vatandaşa hitap etti İmamoğlu. En büyük gündemi, en akılda kalan gündemi Ordulular olarak fındığı 4 dolardan aşağı almayacağız dedi. Yani fındığın minimum fiyatı 4 dolar olacak. Dolar o zaman neyse 4 dolar çarpı. Bugünkü fiyattan hesaplarsak 4 dolar çarpı 18 olacak dedi. Ve yani fındıkçının hiçbir zaman hakkının yenmeyeceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Ordu'ya gelerek miting düzenledi. Gençliğiniz var! Gençliğimiz var! Düzenlemeye
düzenlenen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, milletvekili adayları, partilerin il başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın, sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iyi ki bu kente hizmet ediyorum ifadesini kullandı. Ne güzelsin ordum. Harikasınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu kente hizmet etme fırsatını bulmuşum. Ordunun kişi başına düşen milli gelirinin 5000 doların altına düştüğünü anımsatan Torun, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatarak bu makus talihi sonlandıracağız dedi. Ordunun 2015'te kişi başına düşen milli geliri 7000 dolardı. Şimdi kaç biliyor musunuz? 5000 dolara, 4800 dolara düştü. Bunu hak ediyor muyuz? O zaman ne yapacağız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız. Binlerce vatandaşa seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatları kaldıracağız vaadini eleştirerek 21 yıldır neredeydin ifadesini kullandı. Demiş ki artık işe girişlerde mülakat yok. Bak. Yani hangi haksızlıkları yaptınız? Hangi hukuksuzlukları yaptınız? Hangi insanların, milyonlarca vatandaşın hakkını yediniz de 20 yıldır bugün mü aklınıza geldi mülakatı iptal etmek? Ne zaman dedi? Ne zaman dedi? 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu mülakat kalkacak dedi. O da kalkacak diyor. Peki 21 yıldır mülakatla istediğini alan, istediğini almayan, hakkını, hukukunu koruyan değil, liyakati değil, partili misin, değil misin? Kimin yakınısın, akrabası mısın, değil misin diye sorana mı inanacaksınız, Kılıçdaroğlu'na mı? Bitti. Fındığın en önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, fındık fiyatının 4 doların altına düşmeyeceğini söyledi. Fındık denince akla Ordu gelir, Giresun gelir. Dünya markası fındığın tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız. Her konuda destek olacağız çiftçimize. Tarımdan sanayiye, üretime devrişen ve katma değeri yüksek ürünlerin olduğu bir dönemi başlatacağız. Ordulara seslenen İmamoğlu konuşmasını her şey çok güzel olacak diyerek sonlandırdı. Size söz veriyorum. İstanbul'da her şey çok güzel oldu. Türkiye'de de her şey çok güzel olacak. Evet sevgili seyirciler, hafta sonu ana haber bültenimizi kısa bir ara veriyoruz. Şimdi Haber Kritik programıyla karşınızdayız. Haberde de izlediniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu bugün Ordu'daydı. Gerçekten çok heyecanlı bir kalabalığa hitap etti. Seyit Torun da aynı şekilde ondan önce konuştum. Çok değerli bir konuğumuz var. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve yeni dönemde de Ordu Milletvekili adayı Mustafa Adıgüzel ile birlikteyiz. Ekrem Bey'in ziyaretini değerlendireceğiz. Vekilim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Nasıl geçti vekilim? Hemen o konuyla başlayalım. Şimdi ben Ekrem Bey'in İstanbul iptal edilen seçim sonrası tekrar seçim yapılmadan önceki o aradaki Karadeniz ziyaretinde hep yanında olan kişilerden biriydim. Evet. Trabzon'dan başlayıp Ordu havalanında noktalanan o büyük ziyarette. Oradaki heyecanın aynısını bir daha fazlasını gördüm. İşte önüne, arabanın önüne atlayıp işte kendisine ulaşmak isteyenler, resim çektirmek isteyenler. Meydanlardaki kalabalıklar çok coşkuluydu. Hı hı.
Şeye rağmen tabii hem aynı anda Giresun, Ordu ve Ordu'dan sonra da Samsun'da evet. miting yapılacak olmasına rağmen 3 ilde birbirine yakın 3 il komşu 3 ilde Hı-hı. miting olmasına rağmen her ildeki miting coşkuluydu. Ben tabii Giresun'da ve Ordu'da vardım. Samsun'u da takip ettik. Hı-hı. Dolayısıyla burada hem kalabalıkların sayısı, insanlarımızın coşkusu, enerjisi bizim bu işi başardığımızı şimdiden iktidarımızın önünün açıldığını düşündürüyor. Sayın Vekilim, Ekrem Bey'in en dikkat çekici açıklaması fındığı 4 dolardan aşağı almayacağız dedi. Sizin de bu yönde daha önce çok açıklamalarınız oldu. Aynı şekilde Kemal Bey'in de. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi tabii biz bir şey çalışırken topyekün çalışıyoruz. Böyle kimse birbirinden bağımsız hareket etmiyor. Bunu aylardır, yıllardır çalıştığımız bir konu. Biz istiyoruz ki ta üreticiden emekçi emeğin hakkını alsın. Sanayici onun üstüne koysun, katma değerini alsın. Ülkemiz de fındıktan alabileceği maksimum alsın. Bu fındıkta da böyle, diğer tarım ürünlerde de böyle. Bütün Türkiye'nin önde olması gereken arıcılık da mesela Ordu için çok önemli. Aynı şekilde orada da iddia sahibiyiz. Biz bunları çalışıyoruz. Genel merkezimizde değerlendiriyoruz. Bunları politika haline getiriyoruz ve aynı dili konuşuyoruz. Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız nasıl geçen yılda 4 dolar dediyse şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bizler de milletvekili adaylı olarak hep aynı şeyi söylüyoruz. Sözümüzün de arkasındayız. Nasıl ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her dediği vaadi bugün iktidar uyguluyorsa, yapmaya çalışıyorsa ve birçoğunu da henüz yapmamışsa biz iktidara geldiğimizde bunların teminatı biziz. Verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasında duracağız ve göreceksiniz o dediğimiz, söylediğimiz şeyler hayal değil. Vekilim, sizler de artık seçim ziyaretlerine başladınız. Baba Ocağı Gürgentepe'den başladınız. Nedir halktan size gelen ışık? Nedir gelen? Yani teveccüh nedir? Ne bekliyorsunuz bu seçimde? Bu benim 4. genel seçimim. Bir tane de Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığım oldu. Bu dönemdeki heyecanı, coşkuyu ve bize olan teveccühü daha öncekilerde hiçbir zaman bu kadar görmemiştik. Hakikaten çok kısa bir seçim satı olmasına ve daha henüz başında olmamıza rağmen çok inanılmaz bir coşku görüyoruz. Sadece Gürgentepe'de değil, ben dün İkice Şenbolluk, Fassa Aslan Cami, Yalıköy gibi diğer daha önceden belde olan alanlardaydım. Oralarda da aynı coşkuyu görüyorum. Dolayısıyla milletin güncel bugünkü ekonomik koşullardan, sosyal ayrışmadan, adalet açlığından, ülkenin getirdiği noktadan şikayetlerini görüyoruz genel siyaset açısından. Bir de Ordu açısından bu emekten, bu memleketten yeterince pay alamayışını. İşte ne yaptı? Milli gelirde en çok düşen, en çok gerileyen ülke, il Ordu. 5 birinci sırada. Altına düştü. Birinci sırada. Evet. Yani önceki döneme göre en çok kim gerilemiş diye baktığında birinci sırada. Ya da milli geliri en çok düşüren negatif oran sahibi olan hangisi de birinci sırada Ordu. Ordu bunu hak etmiyor. O yüzden biz ne diyoruz? Ordu hakkını alacak. Ordu da Türkiye'de hakkını alacak. Bütün pankartlarımızda, bütün broşürlerimizde Ordu hakkını alacak diyorsak bunun altı boş değil. Hakikaten Ordu yıllarca ihmal edildi. Zaten ülkemiz ekonomik koşullar diye koşullar açısından son derece kötü durumda ama Ordu daha da bir kötü durumda. O yüzden biz de Ordu'yu iyi tanıyan insanlar olarak siyaseti aşağı yukarı 7 yıl, 8 yıl içerisinde bu kadar büyük çok sayıda seçim yapmış ve siyasete bütün kılcal damarlarına kadar, Ordu'nun bütün köylerine, mahallelerine kadar tanıyan birisi olarak, oralara götürmüş birisi olarak sorunları da iyi biliyoruz, insanımızı da iyi tanıyoruz. Sonuç itibariyle de bunu çözecek olan biziz. Vekilim, dün Şenbolluk'ta bir konuşma yaptınız ve AK Parti'nin ilk iki sırasının biri Tokatlı Milletin Bakanı Mahmut Özer, ikinci Trabzonlu bir isim İbrahim Ufuk Kaynak. Bu isimlerin Şenbolluğu bile, yolunu bile bulması 4 yıl sürer. İşte telefon numarasını vatandaşın ezberlemesi yıllar sürer gibi bir cümle kullandınız. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti'nin ilk iki sırasını Ordulu olmayanlardan oluşmasını? Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu AK Parti seçmeninde söylüyor. Bütün Ordu coğrafyası da söylüyor. Aslında bu Ordu insanına da bir değersiz görmek. Yani Ordu insanının hani bir şeyi başaramayacağına dair bir güvensizlik mi vardır? Halbuki Ordu'nun çok sayıda yetişmiş sanatçısı vardır.
ekonomide önde gelen insanları, şirket sahipleri, iş dünyasından insanlar var. Siyasette birçok yetişmiş, işte bakıyorsun İstanbul'da iki tane il başkanı, İktidar Partisi'nin ve muhalefet birinci partinin il başkanları Ordulu. Demek ki biz insan yetiştiriyoruz, insan yetiştirmeye bir şey yok. Ordulu'ya bu yalnız herhalde hak görünmüyor. Yani o yüzden Ordu'da adam bulamamışlar, gidip işte başka yerlerden getirmişler durumu oluyor. Buna tabii ki AK Parti seçmeninin de bir tepkisi olacaktır. Biz tabii o işin o tarafına bakmıyoruz, kendi işlerini de halletsin ama ben şuraya bakıyorum. Bu insanlar sonuç itibariyle milletvekili olacak, muhalefet milletvekili olacak. Ben onu iddia ediyorum. Bunlar muhalefet milletvekili olacak, biz iktidar milletvekili olacağız. Ama muhalefet milletvekili de olsa, sonuçta ben geçmişte yaptığım muhalefet milletvekilliğini telefonumu sosyal medya duvarımda açıkta yazarak, evet. Şu anda 17 bin kişinin Ordulu'nun telefonu var burada kayıtlı. 17 bin ve 250 bin, 300 bin kişide de benim telefonum var Ordu coğrafyasında. Bana nasıl ulaşacaksa hemen ulaşabiliyor. Bütün köylerini, mahallelerini biliyorum çünkü bu kadar zaman içerisinde buraları tanıdık ettik. Söylemeye çalıştığım şuydu. Burayı tanımayan insanlar gelip oraların yollarını öğrenene kadar veya vatandaşlar bunların telefonunu öğrenene kadar. Telefona çıkacak çıkmayacaklarını da bilmiyoruz. Zaten bu 5 yıl biter. Sonra da zaten bunları burada bulamazsınız. Geçmişte de öyle oldu. Buraya çok bakanlar geldi, çok başbakan yardımcıları geldi, başbakanlar geldi. Hiçbiri bugün ortada yok. Yine burada olan biziz. Buranın yelde, selde, karda, donda, zorda olduğu her durumda biz buradaydık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. O yüzden millet de sonuçta milletin vekiliysen milletin yanında olacaksın kardeşim. Millet sana ulaşamıyorsa milletvekilliği yapmanın bir kıymeti yok ki. Ulaşabilmeden öte bir de doğayı tanımak var, coğrafyayı tanımak var. Sen şimdi ordunun yolunu bilmiyorsun, ordunun sorununu nasıl bileceksin? Hı-hı. Yani bugün yarın ordu neylerle karşı karşıya kalabilir? Önümüzdeki süreçlerde bunları bilmiyorsun. Mesela ordu bir maden faciasıyla karşı karşıya, %75'i maden alanı açılmış. Allah göstermesin. Bunlar bu eşikten bir daha atlarsa şu anda hepsi durdu, sotede bekliyor. Bütün alanları maden alacaklar. Bu faciayı orada yaşatamayız. Bunların hepsinin önden hazırlığımızın olması lazım. Fındıkta bir hazırlığımızın olması lazım. Ben fındık kanunu hazırlayıp Büyük Millet Meclisi'ne sunan kişiyim. Bu fındığın bütün taraflarının görüşünü alarak kati ve kalıcı. Bakın kati diyorum, kesin çözüm, kalıcı. Bütün önümüzdeki yıllardaki sorunu temelden çözecek bir kanun teklifi hazırlamışım. Ben bunu biliyorum. Sen biliyor musun? Sen ordulu değilsin ki, fındık coğrafyasının bir adamı değilsin ki sen bunları bilebilirsin. Bilme şansınız yok. Bunu öğrenene kadar zaman zaten geçer. O yüzden güzel vatandaşlarımızı, ordulu hemşehrilerimizi, sizi tanıyan, sizin yanınızda bugüne kadar olan insanlardan yana tavır almaya davet ediyorum. Biz buradan ne kadar güçlü çıkarsak o kadar daha güçlü oluruz. Ben hükümetin imkanlarını, hem hükümet olacağız, hükümetin imkanlarını da orduya, ordulumuza aktarabilmek için biz aracı olacağız. O yüzden ne kadar buradan güçlü gidersek oradan daha çok şey getirme imkanımız olur. Biz o fırsatı istiyoruz. Evet. Ve şu anda da görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer 5 parti, yani toplam 5 partiyle, İYİ Parti hariç 5 partiyle yaptığı ortak liste orduda birinci olacak gibi gözüküyor. Hem kendi işlerindeki tartışma, hem bunlardan umudu kesen çok ciddi bir halk, kendilerini milli geride sona düşüren bu iktidara bir ders verecek. Ortak liste doğru karar mıydı sizce? Kesinlikle doğru karar. Çünkü şu anda o artık oy dediğimiz hiçbir şey bizde ziyan olmayacak. Biz Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütünleşerek orada da bir ortak liste yaptık. Sadece İYİ Parti kendi ayrı listeyle çıktı. Dolayısıyla burada biz hiçbirimizin oyu ziyan olmayacak. Zaten 3. sıramızda da Saadet Partisi'nden çok güzel bir insan, Ahmet Toklucuoğlu, hem de Fas'ın evladı. O da sahada çok güzel karşılık görüyor. Bu listeyi biz orduda birinci parti yapacağız. Bu bana ne verecek Mustafa Adıgüzel'e, Seyit Torun'a, Ahmet Toklucuoğlu'na ne verecek bize, giden milletvekillerimize? Şunu verecek. Ordu bize bir ümit bağlamış. Ordunun bir muhtemelen bir açlığı var, hizmet açlığı var. Orduda sorunlar var. Ve biz de oradan buraya bu hizmeti aktarırken sahide iyi tanıyan, nerede ne sorun olduğunu bilen insan olarak bu hizmeti buralara aktarmakta kolaylık sağlamış olacağız. Sayın Vekilim, genel siyasete bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik HDP ile bir olma suçlaması var. Bu suçlamayı nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bu, emin olun, söyleyecek bir şey kalmadıkları için. Söyleyecek bir şey olsa onu söyleyecekler. Söyleyecek bir şey kalmadığı için bu aynı tekrara giren bozuk plak gibi bunu söylüyor.
Ama bu konuda aslında sicili bozuk olan kendileri, bunu daha önce de defaatle söyledik, tekrara girmek de istemiyorum. Bir terör örgütünün reklamı da yapmak istemiyorum ama ha buradan tutun, Oslo'dan İmralı'ya kadar. Bütün bu alanlarda onlar vardı. PKK ile görüşen onlardı. APO ile mektuplaşan onlardı. APO'nun mektubunu ve kardeşini TRT gibi kuruma çıkaran onlardı. Geçmişte çözüm süreci adı altında bir takım pazarlıklar yapan onlardı. Yani hangi birini söyleyelim? Sonuçta bunların hiçbir tarafında biz olmadık, olmayacağız. Yarın Erdoğan'ın tekrar aynı süreci başlatmayacağının, yarın tekrar onlarla bir takım kirli pazarlıklar yapmayacağının bu coğrafyada kimse garantisini veremez. Orduluya sesleniyorum. Yarın bunu tekrar yapsa size başka bir adı altında tekrar pazarlayabilir. Ama bizimle kimse yapmaz. Ve ben o bizim vatandaşlarımızın bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok güveneceklerini biliyorum. Neden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolardır. Kuvayi Milliye kadrolardır. Terörle bu vatanın düşmanlarıyla birisi pazarlık yapmayacaksa, bu gene de en sonunda baki olan devleti savunacaksa gene Cumhuriyet Halk Partisi savunacaktır. Bunu bütün vatandaşlarımız bilir. Biz çünkü böyle Amerikan emperyalizmle, efendim Bolşevik emperyalizmiyle veya başka bu ülkede kirli hayaller olan hiçbir kesimle tutup biz Orta Doğu projeleriyle bir takım pazarlıkların, kirli oyunların içerisinde olmayız. Hele ki bize, yani Dumlupınar'dan çıkmış, Çanakkale'den çıkmış bir partiye, genel başkanlarımızın birisi İnönü Savaşı'nın galibi, öteki Çanakkale'nin, Anafartaların, Dumlupınar'ın galibi, Ecevit Beşparmak Dağları'nın galibi. Yani bakarsanız savaş meydanlarından çıkmış bir partiyi terörle, işte bu takım şeylerle kimse suçlayamaz. Ki ben de Mustafa Adıgüzel olarak baba tarafından dedem Erzurum'da şehittir. Anne tarafından dedem de gazidir. Kimse bize milliyetçilik öğretmeye kalkmasın. Bunu bize önümüze gelip söylemeye kalklarına dersini vermeyi biliriz. Önce gitsinler kendi bahçelerini temizlesinler. Vekilim, son olarak eklemek istedikleriniz varsa duymak isteriz. Bize halkımız güvensin. Mustafa Adıgüzel'e güvensin. Seyit Torun'a güvensin. Ahmet Tokluca'ya güvensin. Cengiz Okur'a güvensin. Bütün listemizdeki herkese güvensin. Biz bu coğrafyayı sağdan sola, kuzeyden güneye çok iyi tanıyoruz. Evet. Sorunlarımızı çok iyi biliyoruz. 540 muhtar bana doğrudan gece gündüz ulaşabiliyor. Bütün vatandaşlarımız bize doğrudan ulaşabiliyor. Ordu'ya özelde projelerimiz var, Karadeniz'e özelde projelerimiz var. Bizim ortak mutabakat metnimiz, ortak politikalar metnimiz 2000 üzerinde sayfayla bütün Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek şekilde donanmış, geliştirilmiştir. Hazır geliyoruz. Hiç Samsun kimse... SAP gelecek mi vekilim? Onu evet soralım. Çok güzel bir nokta, bak onu unutmuştuk. Samsun SAP Demiryolu'nu ben Trabzon'da daha bir hafta geçmedi genel başkanımıza söyleten kişiyim. Dedi ki Samsun'dan evet. Sarp'a yani doğu batı hattında ve burayı da bir de kuzey güneye evet. Akdeniz'e bağlayacak demiryolu ağını öreceğiz. Neden öreceğiz? Atatürk'ün vasiyetini gerçekleştireceğiz. Bunu burada söyleyen tek liderdir. Sayın Erdoğan ise Ordu ve Giresun'u bypass edip 2053 ulaştırma vizyonu diye Erzincan'dan Binali Yıldırım'ın hatırına Erzincan'dan Erzurum'dan aşağı dağlardan aşağı Trabzon'a bir hat indirmeyi planlamaktadır. Gerçekçilikle ilgisi yoktur. 200 kilometresi tünel 1200-1300 metreden sıfır noktasına inecek bir demiryolu gibi bir teknik olarak da mümkün olmayan, devleti zora sokan maddi olarak da ve de sahildeki nüfus sahildeyken %80'i sahilde olan bir coğrafyada sen tutacaksın dağdan aşağı taş mı taşıyacaksın, kuş mu taşıyacaksın? Reel olmayan, bütün akrabalık ilişkileri sahilde olduğuna göre yani Artvin'dekinin Rize'de akrabası var, Trabzon'un Fas'ta akrabası var, Giresun'un Samsun'da akrabası var. Yani insanlar birbirine gidecekse, bir hareket yolu olacaksa zaten Samsun Sarp arasında olup gidecek. Siz hiç Karadeniz'le alakası olmayan bir hattı Erzincan'dan, Erzurum'dan aşağı bir de yani doğanın tersine ve devletin birçok imkanını boşa harcayacak şekilde yapmak niye? O yüzden biz de diyoruz ki aklın yolu bir, hem hizmet alacak vatandaşlar sahil boyunda, bunun turizm limanlarıyla İntegre olarak. Tabii
bağlantı halinde kurabiliriz. Oradan da Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Akdeniz'e de bağlantı haline kurabiliriz. Aklın yolu Samsun Sarp Demiryolu şeklindedir. Bunu da zaten Genel Başkanımız Trabzon'da da söyledi. Orada da söyleyecek. Çok teşekkür ederiz vekilim. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, konumuz CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'di. Haber bültenimiz kaldığı yerden devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun TV2'de seçim 2023 programının konuydu dün akşam. Biliyorsunuz Seyit Torun tekrardan Ordu Milletvekili birinci sıra adayı oldu. Çok konuşuluyordu. Acaba aday olacak mı? İstanbul'dan mı aday olacak? Ordu'dan mı aday olacak? Yoksa hiç mi aday olmayacak? İsmi bakanlıkla geçiyor çünkü kendisinin. Ama son akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek kendisini aday yaptırdığını söyledi. Bakanlığa kapıyı kapatmadı ama Seyit Torun. Yani bakanlık olarak hala düşünülüyorum. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yürütmede birlikte olacağız cümlesini de bu yayında canlı olarak söyledi. Yine HDP konusuna değindi mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz Millet İttifakı'nı HDP ile suçlama konusu var. HDP ile ortaklık iddialarının kesinlikle yalan olduğunu ve artık hiçbir şeyleri kalmadığı için, bu millete verecek hiçbir şeyleri kalmadığı için ancak bu suçlamalarla seçimi kazanmaya çalışıyorlar dedi. Seyit Torun açıklamalarını hep birlikte izleyelim. Sayın Genel Başkan yaptığımız görüşmede kendisi kabinede yer alacak olan arkadaşların adaylık başvurusunu yapmaması yönünde bir tavsiyesi oldu. Kendisiyle yaptığımız belli görüşmelerde yürütmede beraber olacağız diye ifade etmişti. Biz de aday olmamız gerektiğini kendisine aktardık. Son ana kadar da ikna olmamıştı ama son akşam kendisine ben ordudan vazgeçemeyeceğimi ve mutlaka aday olmam gerektiğini ve bu anlamda yarın farklı bir görev düşerse o zaman değerlendiririz dedim ve kendisi de bu yönde olumlu görüşünü ifade etti ve biz başvurmadan aday olmuş olduk. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun 28. dönemde yeniden Ordu'dan milletvekili adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri anlatarak iktidar milletvekili adaylarının söylemlerine hedef aldı. 21 yıldır iktidarlar hala yapacağız, edeceğiz diyorlar. Geçenlerde bir aday adayının şeyine baktım. Fındığın sahibi olacağız. Sen 21 yıldır fındığı sahiplenmemişsin. 21 yıl sonra fındığın sahibi olacağız. Ya 21 yıldır neredesin sen? 1 yıl değil, 2 yıl değil, 3 yıl değil, 5 yıl değil. Ve şimdi bakın fındığın yarattığı ekonomi 120-140 milyar dolar. Biz 1,5-2 milyar dolarını alabiliyoruz ancak. Evet. Düşünün 15 milyar dolara çıkardığımızı düşünün. Bu bölgenin zenginliğini bir düşünün. İktidarın Millet İttifakı'na yönelik HDP ile birliktesiniz suçlamalarının iftira olduğunu söyleyen CHP'li Seyit Torun, AK Parti'nin çözüm sürecinde uyguladığı politikaları anımsatarak eleştirdi. İttifak partilerimiz belli. Yani böyle sürekli farklı şeyler arayarak bir yere gitmesinler. Onlar şöyle bir 2019'a dönsünler. Osman Öcalan'ın mektubunu nasıl okuduklarını anlatsınlar, aktarsınlar. Yani İmralı'dan nasıl mesaj geleceğini, İmralı'nın selamlarını nasıl ilettiklerini okusunlar. O Osman Öcalan'ı televizyona çıkartıp o istediklerini unutmasınlar. O çadır mahkemeleri unutmasınlar. Otobüslerin üstüne teröristleri çıkarıp orada konuşturduktan unutmasınlar. Mekri mekri diye şarkı söylediklerini unutmasınlar. Yani sonuçta burada eğer bir şey varsa kendilerine baksınlar. Biz şunu açık net söylüyoruz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Birisi bayrağımız, ikincisi vatanımız. Bunları asla ve asla tartışmayız, tartıştırmayız ve hiç kimse de korku iklimi yaratarak, ithamlar yaratarak veyahut da iftiralar atarak artık bu ülkeye verecek hiçbir şey olmayanlar bu ülkeyi getirdiği nokta itibariyle neye sarılacak? İftiralara sarılacak. Sen teröristlerle berabersin diyecek. Senin işte efendim şeylerin kesilecek diyecekler. Yardımların. Yardımlar kesilecek diyecekler. Yok efendim İHA'yı kapatacak diyecekler. Sarıldıkları şey yalan dolan. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeyi fakirliğe mahkum ettiğinin altını çizen Torun, Millet İttifakı iktidarında hızlı bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizi maalesef yoksulluğa mahkum etti, bizi ayrıştırdı, bizi ötekileştirdi ve yalnızlaştırdı. İnşallah kazandıktan sonra
milletimizin iradesini, teveccühünü, güvenini kazandıktan sonra süratle güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçişin hemen en kısa sürede planlamasını yapacağız. Artık o eski oyunlara, eski o çatışmalara, bu milleti yoran, bu milleti yıpratan o süreçlere asla dönmeyeceğiz. Zaten güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemde emniyet süpaplarını koydu oralara. Bunun artık olması da mümkün değil. Türkiye artık hiçbir krizi yaşamaz. Türkiye artık güvenle yarınlara bakar. Türkiye artık gencinin yurt dışında imkan aradığı değil, yurt dışından artık Türkiye'ye gelen, Türkiye'de üreten bir yapıya kavuşur. Dün akşam AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı tarafından Ünye'de bir iftar programı düzenlendi ve düzenlenen programa Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat'la İbrahim Ufuk Kaynak da katıldı. AK Partililer Ünye'de iftar sofrasında bir araya geldi. 23. dönem AK Parti Ordu Milletvekili adayı Sayın Avukat Mustafa Hamarat. AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı tarafından Ünye Belediyesi Atatürk Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mustafa Hamarat, bir diğer vekil adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Milletvekili aday adayı Kenan Selim Argan'ın yanı sıra teşkilat mensupları ve aileleri katıldı. Adaylarımızı sizlerle buluşturduk. Halen daha ayakta olan teşkilat mensubu arkadaşlarımız var. Ayakta olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızı yerlerine davet ediyorum. Programın açılış konuşmasını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptı. Başkan Tavlı, AK Parti'nin ve liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının da umudu ve kurtuluşu olduğunu söyledi. 2023 seçimlerinin de kazanılması için çok çalışacaklarını vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizlere emanet ettiği milletvekilleri adaylarımız için her zamankinden daha fazla gayret ve azimle çalışarak önceki seçimlerden inşallah 14 Mayıs'ta çok daha bir iyi sonucu alarak yeni bir tarihi hep birlikte yazacağız Allah'ın izniyle. O yok, bu yok, biz varız. Hep birlikte beraber omuz omuza bu yolculukta sonuna kadar mücadele ederek 14 Mayıs'ı hep birlikte aşacağız. Kimse heveslenmesin, kimse AK Parti yoruldu zannetmesin, kimse bizi çalışmaktan bıktı sanmasın diyen AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mustafa Hamarat da parti teşkilatına seslendi. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu sofralar kardeşlerimizi güçlendirme sofralarıdır. Birlik beraberliğimizi, memleketimizi birlik beraberliğini oluşturan manevi harcımızı güçlendirme sofraları. Bizler gibi ülkenin geleceğiyle ilgili karanlık hesapların giremediği sofralar, karanlık hesapların giremediği gönüller burada kenetlenmiş durumda. Hep beraber inşallah önümüzdeki seçimde de şimdiye kadar olduğu gibi 2002'de, 2007'de, 2011'de, 2015'te nasıl yapmışsak, 2019'da, 2018'de nasıl yapmışsak yine de inşallah onların üzerine bir ilave ederek, iki ilave ederek çoğaltarak devam edeceğiz. O zaman aldığımız sonuçları daha güzel alacağız hep beraber. Kimse heveslenmesin, kimse AK Parti'yi yorum zannetmesin, kimse bizi çalışmaktan bıktı zannetmesin. Biz birbirimizden bıkmadığımız sürece, biz memleket sevdasından usanmadığımız sürece çalışma azmimizde en ufak bir azalma olmayacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan iletişime, sosyal yardımlarda ve diğer tüm konularda Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade eden Hamarat, AK Parti'nin kendini sürekli yenileyen bir dinamikte hizmet ettiğini belirtti. Beni zaten tanıyorsunuz. Daha önce beraber çalıştık yıllarca. Aşkla çalışan yorulmaz. Biz yorulmadan, ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla aynı şekilde çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Sizlerin destekleriyle, sizlerin birlik ve beraberliğinizle, sizlerin oylarıyla dostlarımızı çoğaltarak, halkalarımızı genişleterek, yeni insanlar aramıza alarak, yeni oylar katarak, yeni kadrolar katarak yolumuza
devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yürüdüğü kutlu yolda gönül rahatlığı içerisinde yürüyoruz. Kendimiz yenileyerek, tazeleyerek yürüyoruz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yalnızca Türkiye'yi ilgilendirmediğinin altını çizen Hamarat, bu seçim dünyadaki mazlumların ve zalimlerin de izlediği bir seçim olacak dedi. Bu seçim sadece bizi ilgilendirmiyor. Bu seçim dünyadaki mazlumların da izlediği seçim, zalimlerin de izlediği seçim. Ama biri sevecek, biri üzülecek. İnşallah sizlerin bir tane oyunuz var. Sizlerin bir kişi daha ikna etmenizle dünyada mazlumlar sevinecek, onların gönüllerine sürur gelecek, zalimlerin bakışları önlerine düşecek, onlar üzülecekler. AK Parti Ordu 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak da programda konuştu. 2023 seçimlerinin önemine değindi. Bizim artık uyanma vaktimiz şu an. Emin olun bu seçimler her şeyin dönüm noktası. Gerçek anlamıyla dönüm noktası. Bizim ilk önce ilk ihtiyacımız olan şey bu milletin güvenliğidir. Müslüman Türk milletinin güvenliğidir. Ve bu her şeyin üzerindedir. Bu artık bir iktidara ben geleyim mücadelesi değil. Bu Türkiye'nin gerçek anlamda yaşam mücadelesi. AK Parti Ordu 3. sıra milletvekili adayı Mustafa Hamarat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Hamarat'ın son durağı da Akkuş oldu. Milletimizin teveccühü aynen duruyor. Duaları, teveccühü bizim gerçekten moral verdi bize tekrar. Akkuş milletvekili adayı Mustafa Hamarat'ı bağrına bastı. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mustafa Hamarat seçim çalışmalarına Ordu'nun Akkuş ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda kentteki esnafları ve pazar esnafını ziyaret eden Hamarat vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 14 Mayıs seçimleri için sahada hızlı bir mesaiye başlayan AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mustafa Hamarat günü Akkuş'ta esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle geçirdi. Seçimler bizim için aynı zamanda milletle irtibatımızı sıkılaştırmak için bir fırsat oluyor. Aslında bizim burada çok da yani ikna etmeye çalışma yerine irtibatımızı daha da sıkılaştırmış oluyoruz. Sıcak ve samimi diyalogların objektiflere yansıdığı ziyaretlerde duygulu anlar da yaşandı. Akkuşluların Hamarat'a ilgisi yoğun oldu. Bravo. Yaş kaç teyzeciğim? Kulağıma söyle yaş kaç? Nereden 69 mu zaten? Akkuş'un her seçim AK Parti'ye verdiği desteği hatırlatan milletvekili adayı Hamarat, karşılaştığı manzara karşısında da oldukça mutlu oldu. Bu durum bizlerin çalışma isteğini artırıyor dedi. Aynen ilk günkü aşkı, heyecan devam ettiğini görüyoruz. Yapılacak işler, yapılan işler var. Yapılacak işleri bu arada yerinde tespit etmiş oluyoruz. Bu önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde bu tespitlerimiz üzerinden hizmetlerin kalitesini artırarak eksik olan işleri tamamlayarak devam edeceğiz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin yalnızca bölgesel değil küresel manada da büyük bir önem taşıdığının altını çizen milletvekili adayı, seçmenin yine en güvendiği partinin AK Parti olduğunu vurguladı. Milletimizin de zaten tek ümidinin AK Parti olmaya devam ettiğini, iş yapacak ekip olarak hala AK Parti'yi gördüğünü devam ettiğini daha ikinci gün burada tekrar müşahede etmiş olduk. Bu da bizim aşkımızın, şevkimizin. Çalışma isteğimizi artırıyor. O zaman diyoruz ki iyi ki de siyaset yapıyoruz, iyi ki de yollara çıkmışız diyoruz. İnşallah bu milletle olan birlikteliğimiz 14 Mayıs seçimlerde de sandıkta şu ana kadar yaşadığımız bütün seçimlerden bir tık daha iyi sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda AK Parti'nin 1. sıra milletvekili adayı, Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Bakan Özer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ordulu iş insanları, esnaf ve sanatkarlarla iş dünyasında karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri, kapasitelerini ve hareket kabiliyetlerini artırabilmeleri için neler yapılabileceği konusunu değerlendirdiklerini belirtti. Her alanda Ordulu iş adamlarımızın, esnafımızın, sanatkarımızın iş dünyasında karşılaştıkları sorunları aşabilmek ve kapasitelerini artırabilmek, hareket kabiliyetini artırabilmek için neler yapabiliriz onları değerlendirdik. Daha önceki gittiğimiz ziyaretlerde açıklamalarımı yapmıştım zaten. Burada da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımızla birlikte
küçük ölçekli, orta ölçekli işletmelerimizin, esnafımızın karşılaştığı zorluklar, kronik problemleri ele aldık. Sorunların kısa sürede çözümü için çaba sarf edileceğini dile getiren Özer, bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlara yaptığımız en büyük katkı çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu diye konuştu. Tabii bizim için küçük ölçekli işletmeler çok kıymetli, esnaflarımız, sanatkarımız çok kıymetli ve bizim bakanlık olarak da aslında esnaf ve sanatkarımıza yapmış olduğumuz en büyük katkı çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verilmiş olduğu mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu. Sayın Başkanımız da bu bağlamda bize teşekkürler iletti. Gerçekten 25 Aralık 2021 tarihinde bu 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu yapmış olduğumuz değişiklikle hem işveren için hem de gençlerimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modeli ortaya koyduk. Ve o gün itibariyle tüm Türkiye'de çırak ve kalfa sayısı 159 bin iken bugün itibariyle 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var tüm Türkiye'de. Ve bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akgürek de ziyaretlerinden dolayı Bakan Özer'e teşekkürlerini sundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında belediyenin 2022 yılı çalışmalarını inceleyen faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı. Oylamadan önce, yani oy yapılmadan önce CHP'li meclis üyesi İlker Sami Torun kürsüdeydi ve bu faaliyet raporuna yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bizim gördüğümüz şudur. 2 katıncı hayatın borç, 125 milyon TL'ye dayanarak, günlük 345 bin TL, saatlik 11-14 bin TL, dakika 236 TL'ye dayanan borç faizi, haddinden fazla büyütülen ve esnafa rakip olan belediye şirketleri, milyonlarca lira ödenen daire başkanlarının kiralık araçları, kim bir bunların çoğunu özel işlerinde kullandıklarını da biliyoruz ve görüyoruz. Yapılmaya çalışılan fakat usulsüz olduğu için mahkeme kararı ile durdurulan ve bu da Büyükşehir için bir zaman kaybına yol açan projeler. Ordu'nun en güzel yeri olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında belediyenin 2022 yılı çalışmalarını inceleyen faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı. Oylama öncesi faaliyet raporu hakkında CHP'li meclis üyesi İlker Sami Torun bir açıklama yaptı. Belediye tarafından bazı yanlışların yapıldığını iddia ederek söz aldı. 100 bin imza toplanıp Ordu halkı burayı istiyor dediğimiz Turgut Öğrencimizin Dantay Kurban gitmesi, göl olan içinde sazlık yetişmiş AVM arazisi, şehrin denizle buluştuğu yerde şehrin en güzel yerinde gördüğümüz otobak, bilgisizlik yüzünden kaybettiğimiz mavi bayraklı plajlarımız, taşınların toprağından hatta kumsalına kadar yanda ve yandaşlara teslim edilen bir altın ordu görüyoruz. Hala düzgün bir proje üretilemeyip çürütülen eski otobak, daha yeni sayılmasına rağmen çatısı akan ve sıkıntıları çözülememiş yeni otobak. CHP'li meclis üyesi Sami Torun'un gündeminde özellikle geçtiğimiz aylarda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kura yoluyla memur alımı vardı. Kurada haksızlık yapıldığını öne süren Torun, mağduriyetin sürdüğünü belirtti. Yapılamayan kaldırımlar yollar, promosyon iadesi olarak kendi kazandıkları ekmek paraları yenen belediye ve şirket personelleri, personel alımında adaleti sağlayamayan, kura çekiminde dahi hata üstüne hata yapıp insanların kaderiyle oynayan bir belediye yönetimi, yapılan yolları, parkları, su, kanalizasyon işlerini yapmak zorunda oldukları gibi değil de halka bahşettikleri bir ödül olarak göstermeye çalışan bir belediye yönetimi. CHP'li Torun, ordu için sorgulamaya ve çalışmaya sürdüreceklerini de ifade etti. Biz bunlar için vardı içerisinde şimdi ya da bundan sonra da aslında sizler için, sizlerin bu orduyu ve Büyükşehir'i daha iyi yönetmeniz için bundan sunduğumuz şeylerdir. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İkizce'nin Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar programına katıldı. Şimdi biz Şenbolluk'ta her zaman güzel karşılanıyoruz. Şenbolluk'a biz çok sık geliyoruz. Daha önce fındık donu oldu, geldik buradan çekim yaptık. Bahçeye indik, daldan tuttuk. Efendim burada çevre sorunları oldu, geldik oralara. Sel felaketi oldu, geldik buralara. Buranın veya Ordu'nun neresi olsa olsun ne sorunu varsa hemen koştuk geldik. Çünkü biz
Ordu'da yaşıyoruz, Ordu'da oturuyoruz. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İkizce'de Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar programına katıldı. Fındığın hakkını savunduk, arıcıların hakkını savunduk, toprağın hakkını savunduk. Yapılan yanlış işleri eleştirdik, doğru işleri teşvik ettik. Bundan sonra da yine aynı şekilde Ordu'nun, Ordulu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. İftar sonrası açıklamalarda bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti'nin Ordu Milletvekili aday listesinin Ordu'ya yabancı olduğunu söyleyerek CHP listesinde yer alan 6 ismin de Ordulu olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ordu'da AK Parti'nin birinci sırasına koymuşlar. Tokatlı bir arkadaş. Mesela AK Parti kesimi işte özellikle Ordulu olmadığından, Ordulu milletvekili bulamadığından rahatsız ama bizim öyle bir endişemiz yok. Bizim 6 adayımızın 6'sı da Halis, Muhlis, Ordulu. Toprağı iyice tanıyacaksın ki, buraları, yolları bileceksin ki, insanların sorunlarını bileceksin ki ben onlara bir çözüm üreteceğim. Ben onlara bir faydam olacak. Sen zaten bizim Şenbolu'nun yolunu öğrenene kadar zaten 4 sene 5 sene biter. Aynen. Telefonunu millet öğrenene kadar bir 4 sene 5 sene biter. Oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulunan CHP'li vekil telefon rehberinde 17.800 Ordulu vatandaşın kayıtlı olduğunu söyledi. Benim cep telefonumda tam 17.800 Ordulu'nun ismi var. 17.800. 540 muhtarımla birebir görüşüyorum. Bu bana ne sağlıyor? Bu bölgedeki sorunlara yakın durmayı, milletin dertleriyle dertlenmeyi sağlıyor. Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Mahmut Özer'in ara tatil dolayısıyla Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'na yaptığı ziyarette öğrencilerin ve öğretmenlerin zor anlar yaşadığını söyleyen Adıgüzel oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı AK Parti'nin milletvekili adayı olduğunu unutmuş. Devletin gücünü, kamunun kaynaklarını arkasına alıp, valiliğin gücünü arkasına alıp siyaset yapıyor. Ama bunu çok kötü bir yerde yapıyor. Nerede yapıyor biliyor musunuz? İlkokulda, ortaokulda, öğrencilerimizin olduğu okullarda yapıyor. Öğretmenlere mesaj atmışlar, yarın gelip orayı ziyaret edeceğim. Bu yanlış. Bir de tutmuşlar, 40 kişilik sınıfları, 45 kişilik sınıfları fazla görünüyor diye, basına öyle çıkmasın diye oradaki yavrularımızın 5'er sırasını sınıftan kaldırıp her sınıftan 10 öğrenci, 10'ar öğrenci her sınıftan aşağıda merdiven altlarına doldurmuşlar. Alt katlara doldurmuşlar. Yavrularımıza eziyet etmişler. Siyaset yapacağım diye bu çocuklara yapılan eziyeti de kınıyorum. Anneleri, babaları yukarıda çocuklarını alamadan ağlayıp beklemişler. Bir Milli Eğitim Bakanı'na bu yakışmıyor. O Milli Eğitim Bakanı ise ben de bir öğrenci velisiyim. Çocuklarını Ordu'da okutan bir öğrencinin, iki öğrencinin babasıyım. Ben de buna müsaade etmiyorum kardeşim. Biz ne bakanları gördük, ne başbakan yardımcıları, ne başbakanlar gördük. Hepsi geldi geçti. Düzgün bir şekilde mücadelenizi, söyleyecek sözünüz varsa sözünüzü söyleyin ama okullarda çocuklarımıza eziyet ederek çocukların üzerinden siyaset yapmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun hesabını size sorarız. Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün şehirdeki evde sağlık hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ordu ilimizde evde sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi, 13 tane hastane tipi ve 1 tane de ADSM diş hastanesi tipi 14 birimle hizmet vermekteyiz. Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı evde sağlık hizmetleri ile ilgili bir video paylaştı. Evde sağlık hizmetleri personelleri ve ekipmanları hakkında bilgi veren Doktor Tüzün, Ordu'da yaklaşık 4300 hastaya hizmet verildiğini aktardı. Yaklaşık Ordu ilinde 4300 hastaya hizmet vermekteyiz evlerinde. Bunun 12 ambulans, 21 tane de hizmet aracıyla hizmetimizi götürmekteyiz. Yaklaşık 33 tane aracımız vardır. Evde sağlık hizmeti alan hastaların her ay en az bir kez ziyaret edildiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü, Ordu ilinin tüm coğrafyasına evde sağlık hizmetlerini başarıyla götürdüklerinin altını çizdi. 4300 tane hastamıza 95 personelimizle hizmet vermekteyiz. Yaklaşık her ay hastalarımızı bir kez görmekteyiz. Bazı hastalar ayda 3 veya 5-6 kere gördüğümüz hastalar da olmaktadır. Ordu ilinin tüm coğrafyasına evde sağlık hizmetlerini başarıyla götürmekteyiz. Bu hizmeti veren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hizmetlerimiz daha da artarak devam edecek inşallah. Personellerin hastaların her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için özveriyle çalıştıklarını belirten Doktor Tüzün, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşların hizmeti alabilmek için yapmaları gerekenleri de açıkladı.
Bizim bu hizmetimiz devletin evlere kadar uzanan, hastalara uzanan şefkatli bir elidir. Bizim personelimiz 95 kişi sabit. Hepsi gittiği ortamlarda ailelerle bir akraba, eş dost gibi olmuşlardır. Amcanın, teyzenin hastalıkları neyse onlara göre tedavisini planlıyorlar, uzmanla görüşüyorlar, reçetelerini yapıyorlar. Bez raporuysa bez raporunu, yatak raporuysa yatak raporunu veriyorlar. Hastanemizdeki otomatik yataklardan mesela bu evde yatan yatalak hastalara vermekteyiz. Bu hizmetimize götürmekteyiz. Vatandaşlarımız evde sağlık hizmetini almak için 444-38-33 numarasına arayıp kaydını yaptırabilirler. Aile hekiminden destek alabilirler veya evde sağlık hizmetlerinin bulunduğu ilçe hastanelerine ve ilimizdeki hastanelere başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Ekibimiz gelip evde değerlendiriyor. Evde sağlık kapsamını anlıyorsa onlar bütün düzenli takiplerini yapmaktadırlar. Fındık diyoruz. Fındık Türkiye'nin, Ordu'nun en önemli ihracat ürünlerinden birisi. Ama fındıkta özellikle bu aylarda müthiş tehlikeler de var. Başta külleme olmak üzere. Külleme tehlikesi gerçekten fındığın rekoltesini, verimini inanılmaz bir derecede düşürüyor. Konuyla ilgili ziraat mühendisi Haluk Şensoy açıklamalarda bulundu. Ve külleme görüldüğünde üreticilerin ne yapması gerektiğini anlattı. Nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı. Bakalım neler söylemiş. Fındığın kendisine vurmasıyla beraber başlayan bir süreçti. Önceden yapraklarına vuruyordu, beyazlatıyordu. Bakıyorduk ki külleme var ama yapraktaydı. 8-9 yıl önce bu fındık meyvesinin kendisine vurmasıyla beraber büyük bir panik başladı. Çünkü gerçekten hem verimde hem kalitede çok menfi sonuçları olan bir hastalık. Türkiye'de son yıllardaki mevsimsel dengesizlik nedeniyle fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen külleme hastalığı verim ve kalite kayıplarına neden oluyor. Konu hakkında konuşan ziraat mühendisi Haluk Şensoy, Nisan ve Mayıs aylarının fındık üreticileri için çok önemli olduğunu aktardı. Fındığın değerini aşağıya düşüren bir hastalıktı. Evet, yapraklarımız büyümeye başladı. Olan coğrafyada her yıl artık yani bitmiyor. Mücadele etsek de bitmiyor ama oranı düşürüyoruz. Önemli olan da o. Eğer yıllardan beri, süreçten beri mücadele etmemiş olsaydık bu külleme hastalığı fındıkta daha büyük sıkıntılar yaratabilirdi. Tekrar mücadeleye devam edeceğiz. Zaten üretici külleme hastalığını yaprakların beyazlamasından tanır. Külleme hastalığıyla zamanında mücadele edilmediği takdirde verim ve kalite kayıpları meydana geldiğini söyleyen Şensoy, Nisan ayından itibaren külleme görülen bahçelerde ilaçlama yapılması gerektiğini duyurdu. Nisan ayıyla itibaren üreticiler küllemede mücadeleye başlayabilirler. Tabii aynı zamanda gübreleme sezonu da devam etmektedir. Birinci azotlu gübreleme halen devam etmektedir. Üreticilerimiz eğer bahçelerine azotlu bir gübre atmamışlarsa bunları da buradan hatırlatmış olalım ki fındığımız kıştan çıktı, üşüdü, karnı aç, o tabiri de kullanıyoruz. Önüne yemeğini verelim ki fındık bitkisi de kendisini yetiştirsin. Yaprağını büyütsün, fındığımızı büyütsün. Özellikle deprem zamanında çadır satma iddialarıyla gündeme gelen Kızılay, hatta iddianın da ötesinde Kızılay Başkanı Kerem Kınık bile bunları doğrulamıştı. Önce biz sattık demişti, ardından benim haberim olmadan bazı arkadaşlarımız, birim müdürü arkadaşlarımız satmış demişti. Yani ez cümle kabul etmişti Kızılay çadır sattığını deprem zamanında. Bunun ardından insanlar artık Kızılay'a olan güvenini kaybetmeye başladı haklı olarak. Ve Kızılay'da da inanılmaz bir kan stoğu azalması var şu an. Ama buradan biz de çağrı yapalım. Kızılay'a küsülmez. Kızılay sonuçta Cumhuriyet'in bir kurumudur. Cumhuriyet'in kurduğu bir değerdir. O yüzden Kızılay'ın şu anki yöneticilere bakılmaksızın kan verilmesi gerekiyor. Gidip kanlarımızı bağışlamamız gerekiyor. Çünkü kan bekleyen insanların başka kapısı yok. Ancak Kızılay'dan gelecek onlara kan. O yüzden küsmek yok, kırılmak yok, kızmak yok diyelim. Her türlü Kızılay'a kan bağışı yapmaya biz devam edelim. Konu hakkında da Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun konuştu ve insanları uyardı. Lütfen kan vermeye devam edin dedi. Türkiye'de kan stokları kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Kızılay kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu. Çağrılardan sonra gerçekleşen bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede. Bu yüzden pek çok tedavi aksama noktasına geldi.
Konu hakkında bir açıklama yapan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, Türkiye'de kanın tek tedarikçisi olan Kızılay'dır. O yüzden Kızılay'a küsülmez ifadelerini kullandı. Kızılay'ımızın kan stokları düşmüş durumda ve tüm milletimizin Kızılay'a kanın tek tedarikçisi olan, hastalarımıza şifa niyetine verdiğimiz kanın Türkiye'deki tek tedarikçisi olan Kızılay'a kan bağışı yapmaları çok önemlidir. Kan bağışları ile birlikte tedavi gören hastaların güvende olacağına dikkat çeken Doktor Coşkun, kan stoklarını bağışlarımızla destekleyelim diyerek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Bu nedenle Kızılay'ımıza mutlaka kan bağışlarınızı eksik etmeyin. Bu bağışlarınız sayesinde hastalarımız ameliyatlarda, tedavilerinde güvenli olacaklardır. Kızılay'ımızın kan stoklarını mutlaka bağışlarımıza destekleyelim ve dolduralım. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan mavi yemiş kilosu 200-250 lira arasında satılınca üreticilerin de yüzünü güldürdü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dağıtılan ve kilogramı 200 ila 250 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürdü. Mavi yemiş ve Aronya'nın il genelindeki yetiştirilme alanları 75 dönüme yükseldi. Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 ve 2021 yıllarında uygulanan projelerle Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Humru, Perşembe, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 40 üreticiye toplamda 12 bin adet mavi yemiş ve 3500 adet aronya fidanı dağıtıldı. Üreticilerin ilgisi üzerine projelerin devamı niteliğinde yeni bir çalışmayla %25 üretici katkılı olacak şekilde 3000 adet mavi yemiş ve 4500 adet aronya fidanı dağıtımı sağlandı. İl genelinde 75 dekar alanda kapama bahçeler kuruldu. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisiyle üreticileri de mutlu etti. Genelde onları yiyorum. Çatalpınar Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fatsa'da iftar programında bir araya geldi. Yeni kurulan Çatalpınar Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fatsa'da bir iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, AK Parti Milletvekili adayı İsa Yüksel, İYİ Parti Milletvekili adayları Onur Şahin ve Çiğdem Çelenk Karakaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şahin Bey ile Allah'ım, ya Rabbi bizleri şurada topladığın gibi ruhu mahşerde de civarımız... İftardan önce dualar okundu. Aynı masa etrafında buluşan vatandaşlar hasret giderdi. Ev sahibi olarak bir konuşma gerçekleştiren dernek başkanı Mustafa Sayca, derneğin yeni kurulduğunu belirterek ilk organizasyona yoğun katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Katılımcı arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Derneğimiz henüz çiçeği burnunda bir dernek olmasına rağmen bu ilk organizasyon için biz çok mutluyuz. Çok kalabalıktı. Gelen arkadaşların hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Derneğin kuruluş amaçlarından bahseden sadece yazın bir araya gelmek için daha fazla programlar olacağını da sözlerine ekledi. Derneğimizin kuruluş amacı, derneğimizin işte köyümüz olarak köyümüzü daha iyi bir yerlere getirmek, yöre halkımızla beraber köyümüzle alakalı değişik yerlerde bulunmak, işte okuyamayan öğrencilerimiz var, onlara burs vermek. Bunun gibi şeylerle işte halkımızın da bizim yanımızda olmasıyla beraber böyle bir çalışmalara devam edeceğiz. Yaklaşık 800 kişinin katılım sağladığı iftar programı edilen duaların ardından sona erdi. İkizce ilçesi Avcıalan mahallesinde yaşayan Habib Güney isimli bir vatandaş evinde yaşadığı su problemini çözmek üzere dışarı çıkıyor. Yani iftardan önce evinde su kesiliyor. O da su saatine bakmaya gidiyor, su tesisatına bakmaya gidiyor. Ama geri dönmüyor. İftar oluyor, teravih oluyor. Artık yakınları merak ediyor.
Gidiyorlar su tesisatının olduğu yere. Bakıyorlar ki Habib Güney'in orada cansız bedeni var. Neden öldü, nasıl öldü bilinmiyor. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. İkizce ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı. İkizce'nin Avcıalan mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Habib Güney, mahallenin Çalderesi mevkiinden evine gelen suyun akmaması üzerine sorunu çözmek için evden çıktı. Güney'in iftar saatinde de evine gelmemesi üzerine merak eden ailesi aramaya çıktığında Güney'in suyu tamir etmeye gittiği yerde cansız bedeniyle karşılaştı. Güney'in cansız bedeni otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bu haberle birlikte TV'li 2 hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz. Hepinize mutlu bir pazar diliyorum. Hoşçakalın.